Cumhurbaşkanı Erdoğan 1,5 yıl aradan sonra Samsun'daydı. Partisinin 7. olağan kongresine katıldı. İzmir depremindeki yaralarımızı bir an önce saracağız dedi. İzmir depreminde evlerini kaybeden vatandaşlarımızı da inşallah en kısa sürede yeni konutlarına kavuşturacağız. İzmir depreminde onlarca can gitti, yüzlercesi yaralandı, binalar yıkıldı. Depremden etkilenen İzmirli kardeşlerimizin yaralarını soğuklar ve yağışlar bastırmadan sarmakta kararlıyız. Cumhurbaşkanı Erdoğan 1,5 yıl aradan sonra Samsun'daydı. Partisinin 7. olağan kongresine katıldı. Deprem bölgesindeki çalışmaları anlattı. Hasar tespitiyle yıkılan ve yıkılması gereken binaların enkazlarının kaldırılmasının ardından hemen çalışmalara başladık. Bakanlıklarımız ve kurumlarımız tüm ekipleri ve imkanlarıyla felaket bölgesinde gereken her şeyi yapıyor. Erdoğan depremden sözü ateş çemberine dönen Libya'ya, Suriye'ye ve Karabağ'a getirdi. Akdeniz'den Karadeniz'e, Suriye'den Libya'ya, Kıbrıs'tan Karabağ'a her yerde aynı onurlu tavrı ortaya koyduk. Terör örgütleri, bazı devletler saldırırken sırtımızı dönmedik dedi. Bunun için bedel ödendiğinin altını çizdi. İdlib'de, Afrin'de, bütün bunlarla beraber değerli kardeşlerim, bizler Zeytin Dalı'nda şehitler verdik. Pençe Harekatı'nda şehitler verdik. Ama şunu unutmayın, her şehit bizim için arazilerin, evet, vatan olması demektir. Erdoğan artık kimse Türkiye'yi istediği gibi yönlendiremez dedi. Ekonomiyle bizi alt edemezsiniz diye ekledi. Türkiye'yi vesayetle esir alamadılar. Türkiye'yi terörle dize getiremediler. Türkiye'yi darbeyle yıkamadılar. Türkiye'yi tehditle, kuşatmayla, ambargoyla prangaya çekemediler. Türkiye'yi ekonomiyle de alt edemeyecekler. Cumhurbaşkanı Erdoğan kongrenin ardından Samsun-Sivas demiryolu hattı açılış törenine katıldı. Hattı açtı. Buradan takip edin. Biz sinyali verelim. Ondan sonra hareket. Ya Allah. Bismillah.